Merhaba değerli izleyenler. Tüm emeklerin buluşma noktası Emekli TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine tüm emeklerimizi çok yakından ilgilendiren çarpıcı bilgilerle, çarpıcı haberlerle karşınızdayım. Bugün tüm emeklilere ne kadar zam yapılacağını, emeklilerimizin maaşının ne kadar yükseleceğini tek tek ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1500 lira. 2000 yılı öncesinde emekli olanların maaşıyla 2000 yılı sonrasında emekli olanların maaşlarında ciddi farklar var. Bu nedenle emeklilerin bu maaş farklarındaki adaletsizliğin ortadan kaldırılması için intibak düzenlemesinin artık yapılması çok ama çok önemli. Umut ediyor ve bekliyoruz ki intibakla ilgili olarak önümüzdeki günlerde çok önemli adımlar atılacak. Nitekim Hazine Bakanlığı bürokratları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bürokratları intibakla ilgili olarak önemli bir çalışma yürütüyorlar. Bu çalışmanın önümüzdeki günlerde nihayetlenmesi ve ilgili bakanlara sunulması bekleniyor. Ardından da son sözü Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan söyleyecek. Bu çalışmanın yasalaşması halinde yaklaşık 5 milyon emeklimizin maaşına en az 355 lira zam gelecek. Bildiğiniz üzere bu maaş adaletsizliğinin tek bir gerekçesi var. O da ABO, aylık bağlama oranları. 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlarımıza aylık bağlama oranı %70 iken bugün emekli olan vatandaşlarımıza aylık bağlama oranı %28 olarak hesaplama yapılıyor. Nitekim ülkemizde emekli maaşı hesaplanırken 3 türlü dönem var. Bir tanesi 2000 yıl öncesi, bir tanesi 2000 ile 2008 arası, bir diğeri ise 2008 ile günümüze kadar olan dönem. Bu maaş hesaplaması maalesef ve maalesef ortaya ciddi mağduriyetler çıkartıyor. Nitekim aynı prim gün sayısına sahip olan vatandaşlarımız farklı maaşlar alıyor. Örneğin bir vatandaşımız 2000 yıl öncesinde emekli olmuş, 7000 günü var diyelim prim gün sayısı. Ancak bugün bir vatandaşımız emekli olmuş ve 7000 prim güne sahip olsa da 2000 yıl öncesinde emekli olan vatandaşımız şu anki vatandaşımızdan daha fazla maaş alıyor. İşte bu nedenle intibak düzenlemesi gerekiyor. Emekli maaşı hesaplamasının 3 ayrı döneme ayrılması da başlı başına çok önemli bir sorun. Artık bu hesaplama sisteminin değişmesi gerekiyor. Tek bir hesaplama sistemi getirilmesi gerekiyor. Bildiğiniz üzere ülkemizde 3 ayrı da emekli türü var. Bir tanesi SSK emeklisi, bir tanesi Bağkur emeklisi, bir tanesi ise emekli sandığı emeklisi. 3 ayrı grupta bulunan tüm emeklilerimiz devletimize prim ödüyor. Emekli olduğunda da maaş alabilmek için aynı primi ödemelerine rağmen emeklilerimize maalesef farklı oranda maaşlar ödeniyor. Farklı oranda zamlar yapılıyor. Emekli sandığı emeklileri bu kategorideki en şanslılar diyebiliriz. Nitekim Bağkurlular en şanssızları. Bir örnek vermek gerekirse 9000 gün prim ödeyen bir Bağkurlumuz şu anda 1415 lira emekli maaşı alıyor. 9000 gün. Evet, az değil. 25-30 yıl boyunca her ay vatandaşımız Bağkur primi ödemiş. Öte yandan da SSK'lı yani SGK'lı olan vatandaşlarımız da var. Şimdi aynı primi öde, aynı güne sahip ol ama farklı maaş al. İşte burada ciddi anlamda bir maaş adaletsizliği söz konusu. Umut ediyor ve bekliyoruz ki en kısa sürede bu maaş adaletsizliği de ortadan kaldırılacaktır. Bildiğiniz üzere emeklilerimiz yılda 2 kez zam alıyorlar. Emeklilerimize, SSK ve Bağkur emeklilerimize enflasyon oranında zam yapılıyor. Emekli sandığı emeklilerine ise sözleşme artı enflasyon farkı oranında zam yapılıyor. Bu bile ciddi bir adaletsizlik. Bu zam oranları bile ciddi anlamda ortaya bir adaletsizlik çıkartılıyor. Çünkü ülkemizde bulunan emeklilerimizin pek çoğu açlık sınırının altında maaş alıyor. Maaş ortalaması 1500 lira ülkemizde emekli maaş ortalaması. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin
Açlık sınırı, bakın açlık sınırı 2029 lira. Özellikle yeni emekli olan vatandaşlarımızın pek çoğuna 1200-1300 lira emekli maaşı bağlanıyor. Bu hayat şartlarında bu parayla geçinebilmek mümkün mü? Soruyorum sizlere. Emekli gerçek anlamda adaletli, vicdanlı bir zam yapılmasını bekliyor. Evet. Emeklilerimizin tamamının beklentisi bu. Onun için intibak düzenlemesi çok önemli. Onun için Temmuz'da yapılacak olan zam çok ama çok önemli. İntibakla ilgili dediğim gibi çok önemli bir çalışma var. Bununla ilgili haberleri çok kısa bir süre sonra sizlerle paylaşacağız. Emekli TV'de takipte kalmaya devam edin. Gelelim Temmuz zamlarına. Temmuz'da SSK emeklileri, Bağkur emeklileri ve emekli sandığı emeklileri ne kadar zam alacaklar? Mevcut enflasyona göre emeklilerimizin tamamı %6 oranında zam almayı garantiledi. Bu ne anlama geliyor? Rakamlarla ifade etmeye çalışayım. Şu anda SSK ve Bağkur emeklilerinden en düşük emekli maaşı alanlar 1125 lira emekli maaşı alıyorlar. Bu zamla, %6 zamla, yani emeklilerimize ödenecek olan enflasyon oranındaki zamla en düşük emekli SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı 1193 lira olacak. Evet değerli izleyenler, bakınız sadece 60 küsür lira bir zam yapılıyor. Bu parayla emeklinin çilesi bitmeyecek. Emeklinin devam eden çilesine yeni bir halka daha eklenmiş olacak. Sadece ve sadece 60 lira zam yaparak emeklinin yüzünü güldürmek mümkün değil. 1193 lira maaşla bir emekli hangi faturasını ödesin? Çocuğunun, torununun cebine 5 lira harçlık koysun, soruyorum size, mümkün mü? Şu anki şartlarda en düşük elektrik faturası 100 lira geliyor. En düşük su faturası 70-80 lira geliyor. Kışın en düşük doğalgaz faturası 150 lira. Evet, bu emeklimiz evine, yani mutfağına hangi gıdayı alabilir? Soruyorum size. Soğanın, en ucuz soğanın kilosu 5 lira, 6 lira olmuş. Sen vatandaşa 60-70 lira zam vereceksin. Ondan sonra da bu vatandaşın yüzünün gülmesini bekleyeceksin. 1200 lira, 1193 lira maaşla nasıl geçinebilir bu vatandaş? Soruyorum size. Hele bir de bu emeklimiz kirada oturuyorsa açlığa mahkum demektir. Evet, emeklimizin almış olduğu bu para 200 dolar bile yapmıyor. Bu 200 dolarla bırakın Türkiye'yi, herhangi bir Afrika ülkesine gidin, ay sonunu getirmeniz mümkün değil. Böyle bir zam oranı gerçek anlamda vatandaşın çilesini bitirmiyor. Aksine vatandaşın çilesine yeni bir çile ekliyor. Evet, SSK ve Bağkur emeklisine en düşük oranda zam yapıldığında maaşı 1193 lira oluyor. Şu an ülkemizde SSK emeklileri en yüksek 5390 lira maaş alıyor. Evet, 5390 lira maaş. Bu önümüzdeki dönemde onların maaşına da 355 lira zam yapılacak. Makul bir para, iyi de bir para. Yapılacak olan bu zamla en yüksek SSK emeklisinin maaşı 5714 lira olacak. Bu para çok güzel bir para. Ancak ülkemizde bulunan vatandaşlarımızın maaş ortalaması 1500 lira. Tavandan maaş alanların oranı %3'ü geçmiyor. 11 milyon 750 bin emeklinin içerisinde sadece ve sadece 35-40 bin tane emeklimiz tavandan maaş alıyor. Geriye kalan tüm SSK emeklileri neredeyse açlık sınırının altında veya biraz üzerinde maaşlar alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1500 lira. Şu an ülkemizdeki en düşük, evet en düşük soğan, patatesin kilosu 5 lira 6 lira. Hadi geçin bakalım, geçinebiliyor musun bu parayla? Hadi ay sonunu getir bakalım, getirebiliyor musun? Olacak iş mi? Şimdi size önümüzdeki zam dönemiyle ilgili olarak çarpıcı bir haber okuyacağım. Bu haberde hayat sanki emeklilerimiz için güllük gülistanlıkmış gibi nasıl sunuluyor? Şimdi sizler de çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bakın haber şunları söylüyor.
Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken memur emeklilerine de %5 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Nisan ayı beklenti anketindeki tahmine göre Ocak-Haziran enflasyonu yani SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz zammı %6 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında 67.52 lira ile 323.44 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık 1125 lira 48 kuruştan 1193 liraya, en yüksek aylık da 5390 liradan 5714 liraya yükselecek. SSK ve Bağkur emeklileri kesin zam oranlarını 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek. Evet değerli izleyenler, sevgili emekliler. Gelinen noktada şunu çok basit bir şekilde ifade edebiliriz. Emeklimiz açlığa mahkum, emeklimiz yokluğa mahkum. Emeklilerimizin pek çoğu ay sonunu getiremiyor. Daha maaşlarının 3. 4. günü ceplerinde 5 kuruş para kalmıyor. Nasıl para kalsın? Zaten emeklilerimizin pek çoğu bankalara borçlu. Kredi kartı borcu var. Bankadan kredi kullanmışlar. Kredi borcu var. Her birinin maaşından kesinti yapılıyor. Bu da yetmezmiş gibi emeklilerimiz hastaneye gittiğinde ya da ilaç aldıklarında fark ücreti alınıyor. Evet, emekli yıllarca çalışacak, sigorta primi ödeyecek, gelinen noktada yetmemiş gibi bir de en doğal hakkı olan doktora gidebilme hakkını kullandığında ise sen onun maaşından para keseceksin. Evet, maaşından 20 lira, 30 lira, 40 lira neyse kestiğin her paraya emeklimiz muhtaç. Düşünebiliyor musunuz? 65-70 lira zam yapacaksın. Emekli bir doktora gittiğinde 25-30 lira ya da ilaç aldığında 35-40 lira toplamda bir para keseceksin. Nerede bu zam? Emekliye zam veriyorsun ama diğer taraftan bu parayı cebinden çaktırmadan alıyorsun. Emeklilerimizin pek çoğu gerçek anlamda açlık sınırının altında ay sonunu getiremiyor. İşte bu nedenlerden dolayı getiremiyor. Emekli çok büyük bir para istemiyor. Sadece ve sadece insanca yaşayabileceği bir maaş istiyor. 25-30 yıl boyunca bu ülkeye hizmet etmiş, sigorta primi ödemiş olan bir vatandaşımıza şu anda 1200-1300 lira emekli maaşı bağlamak, emekli maaşı ödemek ne demek? Sen açlığa mahkumsun demek, sen fakirlik içerisinde yaşa demektir. 11 milyon 750 bin emekli var ülkemizde. Eşleriyle beraber en az 25 milyon insan bu 1500-1600 lirayla ay sonunu getirmeye çalışıyor, geçinmeye çalışıyor. Bunun adı geçinmek değil. Bunun adı çile. Başka hiçbir izahatı yok. 55-60 lira zam yapacaksın emekliye. Ondan sonra da emekliden geçinmek bekleyeceksin. Emeklinin yüzünün gülmesini bekleyeceksin. Olacak iş mi? Emekli yokluğa mahkum. Bu zam oranlarıyla emeklinin yüzünün gülmesi mümkün değil. Bir vatandaş 2000 lira emekli maaşı alsa ne olur? Nasıl ay sonunu getirecek? Bunun pek çok çözüm yolu var. En azından bunlarla ilgili birkaç konuya temas etmek istiyorum izninizle. Bakınız. Bakın, emekliye destek olmak isteniyorsa pek çok yöntem var. İşte bu yöntemlerden sadece birkaçını söyleyeceğim size. Bakınız. 2000 liranın altında emekli maaşı alan vatandaşlarımıza fatura desteği verilebilir. Nedir bu fatura desteği? Bakın. Emeklinin belini büken en büyük kalemler hangileri? Elektrik faturası, su faturası ve doğalgaz faturası, değil mi? 3 tane fatura var. Emekliye siz şunu söyleyebilirsiniz. 100 liraya kadar olan su faturanı ben ödüyorum. 150 liraya kadar olan doğalgaz faturanı ben ödüyorum. Ya da 100 liraya kadar olan elektrik faturanı ben ödüyorum dersin. Yani fatura desteği verirsin. Bunun üstünü aşanlar olursa kendi cebinden öderler. Bu şekilde bile emekliye yaklaşık 350 lira destek vermiş oluyorsun. Evet, emekli 2000 lira alıyorsa aslında sen onun cebinden faturalarla parayı almazsın. Artı 2000 artı 350 lira vermiş, ödemiş olursun. En azından ülkemizin ekonomisi buna müsait.
Allah'ın suyundan para alıyorsun, emekliden para alıyorsun su faturası adı altında. Sudan alma kardeşim, elektrikten 100 lira destek ver, doğalgazdan 150 lira destek ver. Bunu yapmak isteyen olursa havada, karada yapar. Yeter ki yapmak isteyin kardeşim, yeter ki yapmak isteyin. Emekli açlığa bunun için mahkum kardeşim. En azından faturalarında emekli bir nebze olsun, rahatlasın. Ay sonunu görsün. Kış geride kalıyor. Bakın emeklilerimizin pek çoğu kış boyunca battaniyenin altında geceledi ya da battaniyenin altında günlerini geçirdi. Doğalgazı yakamadı. Yakarsa çünkü faturayı ödemeyeceğini biliyor, ödeyemeyeceğini biliyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Günümüz Türkiye'sinde ne kadar acı, ne kadar iç burkan, ne kadar yürekleri dağlayan bir tablo. Vatandaş yıllarca çalışmış, üretmiş, sigorta primi ödemiş, emekli olmuş. Şimdi battaniyenin altında günlerin geçmesini, yazın gelmesini bekliyor. Olacak iş değil. Değerli Emekli TV izleyenleri, konuyla ilgili yorumlarınızı lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Bizler Emekli TV çatısı altında dertleşmeye, sorunlarımızı aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de Emekli TV'ye ücretsiz bir şekilde abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.